Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahu lezî lâ ilâhe illâ hu alimul gaybi ve şehâde Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Göreydim nur yüzünü, canlar cananı Muhammed. Bir göreydim nur yüzünü, canlar cananı Muhammed. Biter bütün derdim içine, canlar cananı Muhammed, canlar cananı Muhammed, canlar cananı Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed, anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed'u. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi lhamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين عند الله Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i zikrettik. İşte o oraya gitmeden önce ilk Medinelilerle buluştuğu mekan burası. Medinelilerin kucak açtığı, kucak açmaya söz verdiği Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i canımız kanımız pahasına seni koruyacağız diye biat ettikleri, söz verdikleri, ahd ettikleri yerdesiniz. Peygamberimizin bizzat bulunduğu noktada. Bilemiyorum. Buraya ne zaman gelsem bu duvarlar hep yaşlı böyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 3 defa bizzat buraya gelip Medinelilerden ahit aldığı, Medinelilerin biat ettiği mekan olarak biliyoruz. Onun izindeyiz. Sizler de sabahın şu nurlu vaktinde, güzel vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izlerinin bulunduğu, onun mekanı olarak bildiğimiz bu şuraya geldiniz sabahın nurunda, güzel vaktinde elhamdülillah. Allah sizleri bizleri burada bulunmayı nasip etti. Evet, burası nedir? Sebebini, hikmeti nedir? Biliyorsunuz bunları zaman zaman söylüyorum sizlere. Resulullah aleyhissalatü vesselama 40 yaşında peygamberlik verildi. Verildikten sonra Mekke'de bir zulmet vardı, karanlık vardı. Şimdi annelerimizsiniz, her biriniz belli bir döneminiz geçti, çocukluk döneminiz. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir zaman dilimiydi. Cehalet dönemi, cahiliye dönemi. İnsanların değer verilmediği, kölelerin zaten insan sayılmadığı bir noktada Cenab-ı Allah Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 610 yılında Hira mağarasının olduğu yerde ve aynı zamanda nasip olursa yakın zamanda inşallah Ramazan-ı Şerif'e gireceğiz. Leyle-i Kadir dediğimiz Kadir gecesinde Cenab-ı Allah'a peygamberliği verdi. Peygamberliğin verilmesiyle birlikte burada peygamberimize karşı çıkanlar oldu. Onu kabul etmediler. Sen peygamber olamazsın dediler. Sen sihirbazsın dediler. Sen yalancısın dediler. Ama gün geçtikçe Mekke'nin ileri gelenleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve arkadaşlarına sıkıntılar veriyor. Onlar sıkıntı verdikçe Mekke'nin gençleri
bir bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyor ve İslamiyet'in aleni noktada dışarı çıkıp yayılmasına Hazreti Ömer Efendimiz'in şehadeti iman etmesiyle birlikte aleni olarak, İslam dini olarak tamamıyla Mekke-i Mükerreme'de duyuluyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh böyle bir sahabeydi ki Peygamberimizi öldürmeye giderken dirilen sahabelerdendi. Biraz önce dediğim gibi kendi çocuğunu bile diri diri toprağa gömen Ömer, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın duasına mazhar olup "Ya Rabbi iki Ömer'den birini İslam'la şereflendir" dediğinde Hazreti Ömer Efendimiz'e Cenab-ı Allah'ın iman düsturu sirayet ediyor ve iman ediyor. Peygamberimiz burada peygamberliğini devam ettirirken Mekkeliler Müslümanlara ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkıp eziyet etmeye başlıyor. Ona tabi olanlara eziyet etmeye başlıyorlar. Kölelerine, Müslüman olanlara, her birine eziyet etmeye başlıyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir arayış içerisinde. Burada yaşanmayacak bir durum olmuş, hale gelmiş. Ne yapabiliriz, nasıl ederiz? Habeşistan'a gönderiyor. Oradaki Necaşi adil bir kraldır. Ben buradan ashabımı, arkadaşlarımı oraya gönderirsem, orada onlar rahat bir yaşam sürer, dinini yaşar diyerekten buradan oraya gönderiyor. Gönderiyor ama Kızıldeniz'i geçmekte zorluklar var, sıkıntılar var. Mesafe uzun, sıkıntılı zaman geçiyor. Haliyle hasretlik de buranın artıyor. Peygamberimiz ardından gidiyor Taif'e. Nasip olursa götüreceğim sizleri oraya. Taif'e varıyor, dayılarının memleketi. Acaba orada İslam'ı rahat bir şekilde yaşayabilir miyiz? Ben ve arkadaşlarım gittiğinde İslam'ı rahat rahat orada hayatımıza tatbik eder olarak devam edebilir miyiz diye devam ederken Taif'teki o çocuklara, delilere Peygamberimizi taşlattırıyorlar. Ayakları kan revan içerisinde kalıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Oradan buraya geliyor tekrar, yine arayış devam ediyor. Annemiz Hatice vefat etmiş. Onun hamisi olan, koruyucusu olan Ebu Talip vefat etmiş. Peygamberimiz bir nevi yalnız kalmış. Ardından Peygamberimiz arayış içerisinde. Hac mevsimi. O zaman da cahiliye döneminde de hac vardı. Etraftan, Yemen'den, Medine'den, Suriye'den, diğer taraflardan insanlar o zaman da hacca geliyor. Burada hacıların kaldığı bir mekan burası. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıdan gelen insanlara çadırlarına girip İslam'ı tebliğ ediyor. Anlatmaya başlıyor. Ama Mekkeliler de boş durmuyor. Peygamberimizin çıktığı, anlattığı çadırın arkasından başkalarını gönderip sakın ona inanmayın. Onun anlattıkları yalandır, o delidir, meczuptur diye Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini çürütmeye başlıyorlar. Ama işlerinden öyleleri var ki Medine-i Münevvere'den gelmiş 6 kişi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce o nur yüzlü, ay parçası, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı görür görmez ona iman eden insanlar oluyor Medine'liler. 6 kişi bunlar, 6 tane genç. Peygamberimize biat ediyorlar. Onlara diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben Allah'ın Resulüyüm. Yalan, yani yalancılık olmaz, Müslüman hırsızlık yapmaz. İşte çocuklarınızı, kız çocuklarınızı diri diri toprağa gömmeyin diyerekten onları durumu anlatıp onlardan bir ahit alıyor, anlaşma alıyor. Diyor ki gelecek seneki haçta burada tekrar buluşalım. Tamam mı? Tamam. Ertesi sene 14 kişi, bir rivayetlere göre 12 kişi buraya geliyor. Medine'nin ileri gelenlerinden. Buraya geldiklerinde Peygamberimizi görünce yine gece vakti gizli gizli buluşuyor. Aleni olarak değil, çünkü Mekkeliler, müşrikler Peygamberimizi takip ediyorlar. Ona zarar vermek için veya diğer insanlara bir zarar verirler, misafirlere zarar verir diye Peygamberimiz gizli gizli görüşüyor onlarla. Ardından o 12 kişi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyor. 2 tane akabe biatı vardır. Yani Peygamberimize ilk burada 6 kişi inanmış, ondan sonra 12 kişi, 1. ve 2. akabe biat olarak geçen 12 kişi inanıyor. Onlar da Medine-i Münevvere'ye giderken diyorlar ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, biz gideceğiz ama bize İslam'ı anlatacak, dini anlatacak, Kur'an'ı anlatacak, bize bir öğretmen, bunu bizzat bizlere İslam'a girebilecek bir öğretmen ver diyorlar.
Musab bin Umeyr daha 20 küsur yaşlarında. Peygamberimiz onu gönderiyor. Musab'ı göndereyim Medine-i Münevvere'ye. Bir yıl içerisinde neredeyse İslam'ın konuşulmadığı ev kalmıyor Medine-i Münevvere'de. Ve bir sene sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına 75 tane Medine'nin insan geliyor. Yani o zaman hacca daha çok insan geliyor. Ve Peygamberimiz burada gece yarısı onlarla görüşüyor. Onlardan 73 tanesi erkek, 2 tanesi de bayan olarak geliyor. Ve burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunlar da biat ediyor. Onlara da aynı şekilde biat söz alıyor. Yanında amcası Abbas radıyallahu anh, Efendimizin amcası var. O diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce, bak bu benim yeğenim. Şimdi bu size tabi olmaya geldiğiniz peygamber olarak bildiğiniz Muhammed'i orada koruyabilecek misiniz? Onun canına, malına, kastettiklerinde ona sahip olabilecek misiniz? Medine-i Münevvere'de Yahudiler var. O zaman ismi Yesrib. Peygamberimiz gittiğinde değiştiriyor. Yesrib demek hastalıklı şehir demek normalde. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oraya vardığında onun ismini Medine-i Münevvere, aydın şehir olarak değiştiriyor. Koruyabilecek misiniz Muhammed'i? Ona sahip olabilecek misiniz? Yahudilerden, düşmanlardan koruyabilecek misiniz diyerekten onlardan ahit alıyor, söz alıyor. Onlar da diyor ki canımız pahasına, kanımız pahasına kendi malımızı, canımızı, ırzımızı nasıl koruyor isek biz o zaman da Muhammed'i koruyacağız diyerekten söz veriyorlar. Her biri Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam'a burada biat ediyorlar. Onun ardından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkadaşlarını yavaş yavaş Medine-i Münevvere'ye göndermeye başlıyor. Üçer beşer onlar kafileler halinde gidiyor. Bir defasında Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulallah bana da müsaade edersen ben de gitmek istiyorum dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki sabret ya Ebu Bekir, Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı nasip edecek, yol arkadaşı verecek. Ebu Bekir Efendimiz tabii ki o da zorluk içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşıyor. Ardından birkaç defa daha söylediğinde her defasında bir söz oluyor. Dün ziyaretteyken söyledim. Kapıyı tıklayıp böyle vakti girdiğinde Allah bana hicret emri verdi. Seni de yol arkadaşı olarak seçtim dediğinde Ebu Bekir Efendimizin gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Demiştim ya size Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle yolculuk yapmak istemez misiniz diye. İşte yolculuk yapan Ebu Bekir Efendimiz. Ama bugün Ebu Bekir Efendimiz o şekilde yolculuk yaptı ama bugün bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile yolculuk yapmak istiyorsak yapmamız gereken ne? Onun Cenab-ı Allah'ın gönderdiği en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı nasılsa o hayatı hayatımıza tatbik ederek yapmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nedir? Yolculuktur değil mi? En güzel yolculuk budur. Ondan dolayı da Allah bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a layıkıyla tabi olanlardan eylesin. Onun izinde, onun yolunda bulunmayı her birimize lütfetsin, nasip eylesin. Şimdi bizler geldik buraya elhamdülillah. Allah bizleri nasip etti geldik. Her kula nasip olmayan bir şey. Herkes de buraya da gelmez, onu da söyleyeyim. Gelenler olur, getiriyor kardeşlerimiz zaman zaman buraya ama genel olarak gelinmez, buralar bilinmez. Bizler her noktasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak, hatırlamak, yaşamak, onun hayatındaki zorlukları görme adına buraya geldik. Yani nedir buraya gelsek ne gelmesek de, o iki can serveri peygamberken onun yüzü su hürmetine yaratılan bu alem, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Allah meşakkat verdiyse, sıkıntı verdiyse, ufak tefek şeyler yüzünden bizler bugün annelerimizle, babamızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla dargın bir vaziyete geliyoruz Allah muhafaza. Sırf dünyalıklar için birbirimizi kırar vaziyete geliyoruz. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi canı malı için değil, tamamıyla insanların Allah'ın yoluna, yani kendi uyguladığı sünnet-i seniyyeye tabi olmaları için gayret içerisindeydi. Onun eğer sevdası mal olsaydı, burada Mekkeliler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki, ne kadar mal istiyorsan verelim,
Mekke'ne de isim olmak istiyorsun. Tamam, başkanı ol, devlet başkanı ol. Tamam, onu da al. Kimi istiyorsan onu da verelim. Ne kadar mal istiyorsan verelim dedi. Ama sen şu dininden bir vazgeç. Uydurdun bir İslam dini diye bir şey. Bundan vazgeç dediler. Hatta bunu amcası kime dedi? Ebu Talip ona söyledi. Dedi amca, onlar ne derse desin. Bir elime güneşi verseler, bir elime ayı verseler ne dedi? Ben davamdan vazgeçmem dedi. İşte bizler de vazgeçmeyeceğiz. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bu dünya ne olacak? Bir gün bitecek. Ama bu dünya bitecek ama ahiretin ekim yeri de bu dünya. Bu dünyada biz ekersek ahirette onun karşılığını alacağız. Eğer bu dünyada bir şey yatırımımız olmazsa hayır namına ahirette elimiz boş gidenlerden oluruz, Allah muhafaza. Şimdi size sorayım. Parası olan pazarda sıkıntı çeker mi Mehmet abi? Çekmez değil mi? İmanı olan da ahirette kabirde sıkıntı çekmez. Yatırımı olan, namazı olan, zekatı olan, haccı olan, orucu olan, ne bileyim hayır hasenatı olan kabirde sıkıntı çekmez. Onun için bol bol ahirete yatırım yapın. İyi de hocam, biz buraya niye geldik? İşte onun için geldiniz. Bire 100 bin, şurada sabahlayın kıldığımız 2 rekat işrak namazıdır. Ahirete yatırımdır. Sabahın uğrunda kalkıp gittiğiniz, seher vaktinde Kabe'de kıldığınız sabah namazı cennete yatırımdır. Uykunuzdan feragat ettiğiniz yatırım cennete yatırımdır. Verdiğiniz o paralar cennete yatırımdır. Allah sizleri de evlatlarınızı da haramlardan uzak eylesin. Dün biraz değindim size faizle ilgili duruma. Allah'ın lanet ettiği, haram kıldığı bir şeyin üzerinde ne olursunuz ısrar etmeyin. Haramdan uzak kalın. Kesinlikle ve kesinlikle bu faize kesinlikle dalmayın. Eksik olsun arabanız, modeli düşük olsun, eviniz 10 yıllık, 15 yıllık olsun, 20 yıllık olsun, yeni olmayıversin. Ama ve lakin Allah'a isyan noktasında kesinlikle bulunmayın. Çünkü ayeti kerimede bu faizi alana da kullanana da harbün minallahi ve rasulihi diyor. Faizi alan, kullanan, aracılık eden Allah'a ve Resulullah'a savaş açmıştır diyor abilerim, ablalarım. Biz nasıl savaş açabiliriz Allah'a? Bizi yaratana karşı nasıl savaş açarız? Kazanabilir miyiz? Düşünün bir. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ondan dolayıdır ki sakın ola ki bundan sonra buna yanaşmayalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Tevbe kapısı açık. Açın ellerinizi. Yaslayın göğsünüzü. Bu akşam götüreceğim sizi. Kabe'nin içine gireceğiz Allah kısmet ederse. Nasip olursa götüreceğim. Yapışın Kabe'nin eteğine. Ya Rabbi, ben şu hataları işledim. Ben şu kusurları, isyanları yaptım. Bilerek veyahut da bilmeyerek daldım. Eşim yüzünden, anam yüzünden, babam yüzünden. Ama ne olursa olsun kendiniz, insan kendini, her birinize çık desem, şuradan atın desem atar mısınız? Aklınız var, fikriniz var. Düştüğün zaman ya bir tarafım kırılır ya ölür giderim dersiniz. Ya akıl fikir sahibisiniz. Bile bile kendinizi niye ateşe atacaksınız? İşte ondan dolayı da ya Rabbi ben hata ettim diyeyim. Bilerek de bilmeyerek de günaha daldım. Senin rahmetin geniş, mağfiretin engin diyerekten dayayın göğsünüzü Kabe'nin örtüsüne. Yapışın eteklerinden, gözyaşı akıtaraktan dua edin. Tevbelerimizi Rabbim kabul eylesin inşallah. Allah'ım günahlarımızı affeylesin. Hatalarımızı mahveylesin. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eylesin. Her birinizi cennetli insanlardan eylesin. Her birinizi Resulullah'ın yolunda gidenlerden eylesin. Her birimizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layıkıyla tabi olanlardan eylesin. Her birimizi, bütün ümmeti Muhammed'i şuurlu bir şekilde namaz kılan, oruç tutan, zekat veren ve Resulullah'a layıkıyla tabi olup iman edenlerden eylesin. Kimseye Rabbim sıkıntı der, keder vermesin. Verdiği musibetlere karşı da Rabbim sabırla karşılık vermeyi nasip eylesin. Ve vermiş olduğu nimetlerinden dolayı Allah'ın kendisine sonsuz teveccüh etmeyi de nasip eylesin. Cümle ehli iman olarak ahirete göçmüşlerimizin ruhları için. Bu dünyadan, annemizden, babamızdan, dedemizden, ninemizden, akrabalarımızdan kimler varsa onların ruhları için ve burada biat etmiş olan ashab-ı yüzüğünün ruhları için, ümmeti Muhammed'in ehli iman olarak göçmüşlerin ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet, biz de buraya niye geldik? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermeye geldik.
ona biat ediyoruz. Ya Rabbi bundan sonra senin yolunda gideceğiz, sana tabi olacağız, sana layıkıyla iman edeceğiz diye geldik. Allah'ım biatımızı kabul eylesin, biatımıza sabit durmayı nasip eylesin inşallah. Evet, burası Akabe Mescidi, diğer ismiyle de Biat Mescidi diye geçer. Dediğim gibi Peygamberimizin 3 defa geldiği yerdir, bulunduğu yerdir. Burada kalmış, burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş Medinelilerin bulunduğu yerdir. Bu şekilde de bilginiz olsun. Evet, şimdi şeytan taşlama noktasına gideceğiz. Giderken de yoldan veya belden taş bulabilirsiniz. Ufak tefek, şöyle fındık büyüklüğünde, nohut büyüklüğünde taş alın. Şeytanı taşlamayı göstereceğim inşallah sizlere.